oluyor. İç ve dış gelişmeler piyasalara olumlu yansıdı. Şimdi bir yorum alacağız. Piyasa araştırmacısı Enver Erkan telefon hattımızda. İyi günler Enver Bey. Bu düşüş merhaba, devam edecek mi? Ne bekliyorsunuz? Tabii şimdi iç ve dış faktörler biraz daha lehimize dönmüş bir görüntü sergiliyor aslında baktığımızda. Her ne kadar bugün küresel piyasa görüntüsü çok olumlu olmasa da Türkiye'de iç piyasalardaki olumlu yönde gelişmelerle beraber genel olarak varlık sınıflarında pozitif yönde fiyatlamalar ön plana çıktı. Özellikle burada dolar-tl kurundaki düşüş ön plana çıkıyor. Cuma günü papazın serbest kalmasının ardından süre gelen bir piyasa iyimserliği. Tabii bunun yanında biraz daha küresel bazda dolar hareketinin sakin olması şu anda genel olarak bize yarayan bir konu. Bugün Bakanımız Sayın Albayrak'ın yaptığı açıklamalar Türkiye ekonomisinin enflasyon ve cari açık prangasından çıkmakta olduğunu ve en kötünün geride kaldığına yönelikti. Özellikle bu noktadan sonra papaz krizinin geride kalması ve Amerika ile olan ilişkilerin daha iyi bir zemine oturabilecek olmasının ardından bu da tabii ki bize daha makro bir bakış açısı oluşturmasına imkan tanıyor. Enflasyon dinamiklerini izleyeceğiz. Dışarıda Amerikan faizlerini izleyeceğiz. Özellikle şu anda Amerikan hisse senetlerindeki çalkantı çerçevesinde dolardaki küresel bazda seyirin de zayıfladığını söylemek mümkün. Ve bu noktada piyasa ayrışmasını pozitif bir yönde gerçekleştirebilmiş durumdayız. Dolar-TL kuru cuma günkü dip seviyesi 5.83'ün aşağısına doğru geçti ve gerilemeye devam ediyor. Bu noktada 5.83 seviyesi altındaki fiyatlamalar devam ettiği sürece 5.70 bandına doğru bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini görüyoruz. Borsada da alımların biraz hız kazandığını görmekteyiz. Orada da %2'ye varan alımlar söz konusu. Özellikle burada da 97.000 seviyesi üzerinde 100 bin fiyatlamasının teknik olarak önünün açıldığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki Bronson krizinin biraz da piyasaların istediği senaryoyu aşılmış olmasının ardından muhtemelen bu durum risk algısı üzerinden faizler tarafına da aşağı yönlü olarak yansıyacak. Nitekim bugün 10 yıllık tahvil faizinde de %18,20 seviyenin doğru geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Genele varan bir iyimserlik söz konusu ve kısa vadede TL tarafındaki toparlanmanın devamını bekleyebiliriz. Evet, 5.79 demiştik. Şu an itibariyle 5.78, euro 6.71. Gram altının fiyatının da 229 liraya düştüğünü görüyoruz. Borsada 98 binden yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyor. Enver Bey, enflasyona etkisi ne olacak bu gelişmelerin? Tabii şimdi baktığımız zaman özellikle Ağustos ayındaki TL'deki hızlı değer kaybının enflasyon tarafına ithal maliyetleri üzerinden bir tetikleyici etki söz konusu olduğunu. Nitekim Eylül enflasyonda bu kapsamda yüksek geldi. Üfe tarafındaki birikimli etki devam ediyor. Özellikle döviz kurlarındaki artış çerçevesinde üfe tüfe makasının da açılmış olduğunu görüyoruz. Ancak yakın zamanda Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu enflasyona topyekun mücadele planı çerçevesinde önümüzdeki 2 ayda şirketlerin yapacakları %10'luk indirimlerle beraber enflasyon tarafında kısa vadede bir aşağı yönlü hareketlenme yıl sonuna doğru sağlanabilir gibi görünüyor. Bu kapsamda Eylül ayında görülen %24,5 seviyesi şu anda enflasyonun zirve noktası gibi gözükmekte. Tabii yıl sonu hedefi yeni ekonomik programda %20,8 olarak öngörüldü. 2019'da %15,9 ve 2020'de tek hane şeklinde, yani kademeli bir şekilde dezenflasyon sürecinin başlaması öngörülüyor. Bu bakımdan bu 2 aylık iskonto dönemi sonrasında 1-1-2019 tarihinden sonra fiyatların ne şekilde hareket edeceği önemli. Özellikle kısa vadede ki bu eylem planının uzun vadede, daha uzun vadede yapısal adımlarla beraber desteklenmesi ve aynı zamanda para politikası ve mali politikada sıkı duruşun, disiplinin korunması çerçevesinde enflasyon tarafında önümüzdeki aylarda düşüş sağlayabiliriz. Tabii bu noktada maliyet unsurlarını da tabii ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu maliyet unsurlarının en önemlisi tabii ki TL'deki değer kaybından gelen ithal maliyetleri olarak görünüyor. TL'ye eğer kısa vadede istikrar kazandırılırsa bu enflasyon tarafındaki geri çekilme sürecine de destek olabilir. Çok teşekkürler. Piyasa araştırmacısı Enver Erkan dolardaki düşüşle ilgili yorumunu aktardı.